Değerli hocam, merhabalar. İkinci denememizin çözümleri ile devam ediyoruz. Birinci sorudayız. Arkadaşlar, denemelerimizde şöyle bir şey uyguladım ben, özellikle kendi denemelerimde. Her ünitenin sorularını çözmeye çalıştım ki sizin için de bir genel kültür, çok özür dilerim, bir genel tekrar olsun diye. Birinci soruyla devam ederim. Orta Asya kültür merkezleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Bir bilgi sorusu arkadaşlar, özellikle karıştırmamanız için sordum ve bazı konularda netlik olmayan bilgiler dolaşmakta, ona da bir netlik kazandırayım diye sormuş olduğum bir soru. Anav kültürü Orta Asya'nın en eski kültürdür, doğru. Afanasyova kültürü Türklerin en eski kültür merkezidir, doğru. Andronova Orta Asya'da yayılan en geniş kültürdür, doğru. Karasuk ilk kez demir işleyen kültür bölgesidir, doğru. Tagar Orta Asya'nın en yeni ve en çok gelişmiş olan kültür merkezidir, doğru. O zaman cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz ile devam ediyorum. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ve ikinci Türk beylikleri sırasıyla aşağıda verilen savaşlardan hangisinden sonra kurulmuştur? Sultan Alparslan ve ordusu 1071 yılında Malazgirt'te arkadaşlar Bizans ile Malazgirt Savaşı'nı yapmış. Ardından komutanlarına kılıç hakkı olarak fethettiğiniz yer sizindir deyip Anadolu'nun fethini kolaylaştırmaya çalışmıştır ki arkadaşlar bunun ardından ilk beyliklerimiz olan Saltuklar, Danışmentler, Mengücekler, Artuklar vesaire bunlar kurulmuştur arkadaşlar. İkinci beylikler dediğimiz Candaroğulları, Karamanoğulları, Menteşoğulları, Karesioğulları vesaire arkadaşlar. Bunlar da 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ni yapmış olduğu savaştan sonra, Köseda Savaşı'ndan sonra kurulmuşlardır. O zaman cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkı Malazgirt Savaşı, Köseda Savaşı'dır. Şimdi dördüncü soru ile devam ediyorum. İkinci denememizin dördüncü sorusu. Bir Avrupa tarihi bilim kültürü ile ilgili bir soru. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar KPSS tarihinde Avrupa ile doğrudan sorulmuş çok az soru var. Yani bir elin parmağını geçmez. Ama özellikle Türk tarihi ile bağlantılı, Osmanlı tarihi ile bağlantılı birçok soru gelmiştir. Özellikle Fransa İhtilali vesaire arkadaşlar. Onlara dikkat etmenizde büyük fayda vardır. Ama buradaki isimlerin de çok önemli olduğunu unutmayın. Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kişilerin özellikle son 3 soru olan genel kültür güncel bilgileri içerisinde sorulabileceğini de unutmayın arkadaşlar. Astronomi biliminin kurucularındandır. En önemli eserleri Rudolf cetvelleri, evrenin gizleri. Değerli arkadaşlar, buradaki cevap şıkkımız C Kepler'dir. Pascal'a dikkat edin, çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Kopernik, Newton, Thomas More, bunların çalışmış olduğu alanları ve eserlerini bilmenizde çok büyük fayda vardır. Altıncı soruyla devam ediyorum. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adımı aşağıdaki padişahlardan hangisi atmıştır? Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti de bir aşiret iken uç beyliği olarak Bizans sınırına yerleştirilmiştir Anadolu Selçuklu Devleti tarafından. Ardından Osman Bey döneminde bir beylik haline, Orhan Bey döneminde bir devlet haline geldi. İkinci beylikler arasındaydı. Değerli arkadaşlar, Orhan Bey 1345 yılında Karesioğullarını ilk kez, yani Karesioğullarını topraklarına kattı. Osmanlı'ya katılan ilk beylik oldu. Aynı zamanda ilk deniz gücünü de Karesioğulları beyliğinden aldı. Bu bir. Bir diğeri arkadaşlar, burada belki karıştırabileceğiniz bir nokta için söylüyorum. Mesela Yıldırım Beyazıt lakaplı 1. Beyazıt arkadaşlar. Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk padişahtır. Yani Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adım derse Orhan Bey, ama büyük ölçüde sağlayan ilk padişah derse Yıldırım Beyazıt olarak kabul edeceğiz. O zaman cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır diyorum. Şimdi ikinci denememizin 10. sorusu ile devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde Bab-ı Meşihat makamı olarak da anılan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam,
Sadrazam, kaza asker, nişancı, defterdar, Şeyhülislam. Şimdi bu Bab-ı Meşihat dediğimiz makam aslında divan üyesi olup divanda alınan kararların yani hükümlerin İslam dinine uygun olup olmadığı hakkında fetva veren Şeyhülislam'dır. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı Molla Fenari, son Şeyhülislamı Medeni Nuri Efendi'dir. Dolayısıyla cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 11. soru ile devam ediyorum. Özellikle bir soruya topladım buradaki sistemleri, Osmanlı Devleti'nin geçen sistemleri ve bunları da arkadaşlar açıkladım deneme çözümünde. Şimdi Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu ocaklarına asker alımı için uygulanan sistem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum arkadaşlar. Devşirme sistemi, gulam sistemi, iltizam sistemi, malikane sistemi, tekahütlik sistemi. Bunların her birinin anlamlarına muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Soru olma potansiyelleri çok yüksektir. Burada bahsettiğim sistem tabii ki devşirme sistemi. Hani Karahanlılarda, Gaznelilerde gulam sistemi dediğimiz, 1. Murat döneminde pençik sistemi, özellikle 1. Mehmet ile birlikte tam bir sisteme oturtulmuş olan devşirme sistemidir arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Hristiyan gayrimüslim ailelerden veya esirlerden arkadaşlar kendi rızalarıyla alınıp Türk ve Müslüman bir ailenin yanında yetiştirilip ardından arkadaşlar saraya alınıp ya asker ya devlet adamı yapılıyor. Bu sisteme biz devşirme sistemi adını veriyoruz. Tabi bunların da belli başlı kuralları var. Kimi arkadaşlar işte buna bir asimile politikası falan dese de burada bir zorunluluk yok arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi denememizin 13. sorusu ile devam ediyorum. Yine Osmanlı kültür ve medeniyeti ile ilgili olan sorulardan biri. Osmanlı toprak yönetiminde geliri doğrudan hazineye aktarılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin sıkışmış olduğu dönemlerde özellikle ekonominin bozulmaya başlamasıyla beraber sıcak para ihtiyacını, hazine para ihtiyacını arttırmak için, karşılamak için arkadaşlar kullanmış olduğu toprak türü mukata toprak türüdür. Cevabımız B şıkkıdır. Yine bir biyografi sorusu ile devam edeceğim. Değerli arkadaşlar, 16. soru. Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk komutan ve siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir? Oldukça önemli bir kişilik arkadaşlar. Özellikle ÖSYM için bence önemli bir kişi. Balkan Savaşı'nda Hamidiye Kruvazörü'nün komutanlığını yaptı. Hamidiye gemisinin komutanlığını yapmış. Hamidiye kahramanı olarak da bilinir. Aklınıza az buçuk gelmiştir. Mondros Mütarekesi'nde Bahriye Nazırı olarak bulundu ki aynı zamanda Mondros'a imza atacak ki ileride Mustafa Kemal Lozan'a göndermeyecek bu kişiyi. Onun yerine İsmet İnönü'yü gönderecek. Milli mücadeleye katıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı gibi gibi. Değerli arkadaşlar, bahsetmiş olduğumuz biyografi Rauf Orba'ya aittir. Özellikle Hamidiye kahramanı ve Mondros'a imza attığını unutmayacaksınız. Cevap şıkkımız B şıkkı. Değerli hocam, şimdi 19. sorumuzla devam ediyorum. İkinci denemedeyim. Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin işgal edilen ilk toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan çekilirken ki imzalamış olduğu Rauf Orbay'ın imza atmış olduğu anlaşma Ateşkes Antlaşması Mondros Mütarekesi. Şimdi Mondros Mütarekesi'nin maddelerini hatırlayın arkadaşlar. İşgalin önünü açan maddeler yer almaktaydı. Bunun üzerine işgaller başladı. İlk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul değerli arkadaşlar. Ama soru şu şekilde yöneltilmiş olsaydı. Anadolu'da işgal edilen ilk Osmanlı toprağı demiş olsaydı o zaman Hatay 4 yolu alacaktım arkadaşlar. Cevap şıkkımız B şıkkıdır. Şimdi bir inkılap sorusu ile devam edelim arkadaşlar. İnkılaplarla ilgili bir soru.
22. sorudayım. Türkiye'de rejim sorunu aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir? Rejim nedir arkadaşlar? Yönetim biçimi. Bir devletin yönetim şeklidir, yönetim biçimidir arkadaşlar. O anlamlara gelmektedir. Şimdi yeni Türk devleti kurulduğunda herhangi bir rejimi yoktu. Ne ile yönetildiği belli değildi. Ama bu sorunu gidermek için 29 Ekim 1923'te arkadaşlar Cumhuriyet ilan edildi ve yeni Türk devletinin yönetim şekli, rejimi de tamamen belli olmuş oldu. O zaman cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi değerli hocam, Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden soru çözelim. 25. soru ve 27. soruyu çözelim. Değerli arkadaşlar, 2018'de müfredata girmiş olan bir konudan bahsediyorum. Hakimiyet teorileri, deniz, kara, hava hakimiyet teorilerinden. Bunların temsilcilerini, öncülerini bilin arkadaşlar. İç kuşakta, dış kuşakta hangisi, hangi ülkeler kullandı, bunları biliniz arkadaşlar. Özellikle yukarıda özellikleri verilen deniz hakimiyet teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum. Deniz gücünün unsurlarında deniz gücü için bilgiler vermiş arkadaşlar. ABD, İngiltere, Japonya, özellikle Almanya'da büyük bir ilgi görmüş gibi gibi arkadaşlar. Tabi burada bahsettiğimiz kişi Mahmud'dur arkadaşlar. Cevap şıkkımız B şıkkıdır. Lütfen hakimiyet teorilerine dikkat edin. 2018'de ilk kez müfredata girmiş olan bir konudur. Çağdaş için söylüyorum. 27. soru, sağlıkla ilgili bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz zor dönemlerden geçmekteyiz ki 2020'de ÖSYM'de sağlıkla ilgili bir soru yöneltti bize. 1920 yılında iki bilim insanı tarafından bulunan, keşfedilen aşı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum arkadaşlar. Cevap şıkkımız A, insülin. Tabi arkadaşlar diğerlerinde sorulma ihtimali vardır. Bunları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kısmında da arkadaşlar açıkladık çözümünde. Bunlara dikkat etmenizde fayda vardır. 2020'de sağlıkla ilgili bir soru yöneltti bize. 2021'de neden yöneltmiş olmasın? Değerli arkadaşlar, ikinci deneme çözümümüzün sonuna geldik. Bir diğer denememizde, üçüncü denememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin.